Are you scared? I can see you from behind. Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün son günlerde mesaj kutumun çökmesine neden olan bir olayı inceleyeceğiz. Kate Yup, birçoğunuz beni belki de kaçırıldığı düşünülen ASMR Mukbang YouTuber'ı Kate Yup ile tanımış olabilirsiniz. Kate'in videolarında ilginç mesajlar ve bazı yardım çağrıları olduğu iddia edilmiş, kendisinin yemek yemeye zorlandığı söylenmiş ve o günden sonra Kate Yup seneler süren bir yok oluş serüveninin içine girmişti ve ortadan kaybolmuştu. Çünkü kendisinden bir haber alınamıyor, kim olduğu bilinmiyor ve neredeyse son 3 senedir kanalına herhangi bir video atmıyordu. Ta ki 2 gün öncesine kadar arkadaşlar ve videosunun kapağında da I'm alive yani hayattayım yazıyor. Öncelikle hızlıca Kate Yup kimdi, videosunda ne gibi mesajlar vardı, takipçilerin dikkatini çeken şeyler nelerdi, neden kaçırıldığı ve rehin alındığı düşünüldü, videolarında ne gibi yardım çağrıları vardı. Önce onları hızlıca değineceğiz, ardından da yeni videosundaki ürkütücü detayları beraber inceleyeceğiz. Kate Yup'ın eski videolarındaki detayları izlemek istemeyenler varsa arkadaşlar aranızda, aşağıda belirttiğim dakikalardan yeni video ile ilgili detaylara direkt olarak zıplayabilir. Biliyorsunuz ki Beyaz Ev serisinin final kitabı Çatı Katı çıktı ve imzalar da çok kısa bir süre önce tükendi. Ancak aşağıya linkleri tekrardan ekliyorum arkadaşlar. 1-2 güne stoklar yenilenecek. Ayrıca çok yakın bir zamanda 2 tane oyun sizlerle birlikte olacak. Bir tanesi bir dedektiflik oyunu, bir board game. İkincisi de tünelden önceki Beyaz Ev'in oyunu olacak. Detaylar için Instagram ve YouTube'dan takipte kalmayı unutmayın. Kate Yup, YouTube'da büyük bir kitlesi olan ve çok hızlı bir şekilde yemek yemesiyle ünlü bir ASMR YouTuber'ı. Özellikle bundan yaklaşık olarak 3-4 sene önce o ASMR furyası, ASMR videoları ilk patladığı dönemde kendisi de kanalını açtı ve YouTube'a videolar eklemeye başladı. Ancak Kate Yup'ı diğer YouTuber'lardan, diğer ASMR YouTuber'larından ayıran bazı özellikler vardı. Biri, kendisi yüzünü gizliyor ve kimliğini asla açıklamıyordu. Sadece yüzünü gizlemekle de kalmıyor, hiçbir şekilde tanınmamak için burun kısmını bile kapatıyordu. Diğeri ise çok hızlı yemek yiyordu. Özellikle onlarca kilo deniz ürününü inanılmaz kısa bir süre içinde mideye indirmesiyle ünlenmişti. O zamanlar sık sık YouTube'a video yükleyen ASMR YouTuber'ının sevenleri kısa bir süre sonra videolarında bazı sorunlar olduğunu gözlemlemeye başladı. Kate Yup bazı gizli mesajlarla ve Morse kodları ile yardım çağrısı yapıyor gibiydi. Mesela video içine eklediği bir yazıda S, O ve S harfleri büyük olarak yazılmışken diğer harfler küçüktü. SOS bir yardım çağrısıdır. Aynı şekilde özellikle videolar esnasında yaptığı bazı el ve parmak hareketlerinin de yine Morse kodları olduğu ve aslında Kate Yup'ın I need help şeklinde bir yardım çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Sadece bu kadar da değil, özellikle son videolarının bazılarında kollarında ve ellerindeki morluklar bariz bir şekilde gözüküyordu. Aynı zamanda dudağının yan tarafında kesikler ve boynunda da bazı izler vardı. YouTube kanalındaki videoların altına yapılan yorumlara da hiç cevap vermeyen ve devamlı dev miktarlarda yiyeceklerle dolu olan videolar çekmeye devam eden Kate Yup, tüm gözlerin kendisine çevrilmesine neden oldu. Durum böyle olunca sevenleri ve takipçileri kendisinin başının dertte olduğunu ve belki de bir yerde rehin tutulduğunu, kaçırıldığını veya yemek yemeye zorlandığını iddia etti ve videolarını daha detaylı incelemeye karar verdiler. Kate videolarından bir tanesinde dişlerinden bazılarını kaybetti. Belki yediği bir şeyin dişini kırmasından kaynaklanıyordu. Belki de kendisi iddia edildiği gibi gerçekten çok sağlıklı değildi ve sağlıklı bir ortamda bulunmuyordu. Ve bu da vücudunun bu şekilde tepkiler vermesine neden olmuştu. Kate'in inanılmaz hızlı ve aç bir şekilde yemek yemesi, kırılan dişler, moraran eller ve patlak dudaklarla birleşince fanlarının teorileri de aldı başını gitti. Hatta sonlara doğru yayınladığı bir videosunda arka plandan "Come on" yani hadi şeklinde bir ses geldiği, artı olarak "I'm gonna kill you" yani seni öldüreceğim şeklinde birinin fısıldadığı, birisinin sos kaplarını hareket ettirip onu yemeye zorladığı, kamerasına dokunup ona çeşitli işaretler verdiği yani kameranın öbür tarafından gibi şeyler iddia edildi arkadaşlar ve insanlar Kate Yup'ın videolarını çok detaylı bir şekilde incelediler. İnanılmaz videolar çekildi, inanılmaz teoriler ortaya atıldı. Görünüş itibariyle Kate Yup'ta gerçekten bir sorun vardı ya da tüm bunları ilgi çekmek için yapıyor ve soruları cevapsız bırakarak yapmaya da devam ediyordu. Hatta Kate Yup'ın kapak fotoğrafları ile bazı subliminal mesajlar vermeye çalıştığı bile iddia edilmişti. Kate Yup ile ilgili 3 tane videom var arkadaşlar. Hepsi bu fan teorilerinden ve iddialardan oluşuyor. İzlemek isteyenler kanalıma göz atabilirler. Gerçi biraz eski videolardı, 200 sene önce çekmiştim onları ama Kate Yup tüm bu olaylardan sonra kaçırılma, rehin tutulma iddialarından, yemek yemeye zorlanma iddialarından, dayak yediğinden, kötü muamele gördüğü gibi iddialardan sonra kanala video atmayı tamamen bıraktım. Buna neyin neden olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama Kate Yup yaklaşık olarak 2,5-3 senedir hiçbir şekilde video atmadı ve başka sosyal medya profili olmadığı için de kendisine sevenleri ve biz kesinlikle ulaşamadık. Bu iddia edilen şeylerin hepsi bir teoriydi ve Kate Yup'tan da cevap gelmeyince tabii ki tüm iddialar havada kaldı. Derken Kate Yup tamamen senelerce ortadan kayboldu. Ta ki video başında söylediğim gibi birkaç gün öncesine kadar. Kate Yup'un bu seferki videosu, yani yeni çektiği videosu arkadaşlar, daha önceki videolarından biraz farklıydı. Çünkü her zaman yaptığı gibi direkt olarak yemek yemeye başlamadı. Önce başka bir yerde yemek doldururken biri gözüktü. İnsanlar her ne kadar bunun kendisi olduğunu düşünse de bence bu kendisi değildi. Çünkü yemek yerken defalarca izlediğimiz Kate Yup'un parmakları sanki biraz daha inceydi. Yani yemeği başkası koyuyordu ve Kate Yup videoya çekiyordu. Ve yine diğer videolardan biraz farklı olarak bu sefer sadece burnunu kapatmamış, tüm başını kapatmıştı. Aynı zamanda uzun kolluğu da bir kıyafet giymişti. Çünkü boynunun ve kafasının arkasında da kumaş parçaları mevcut. Kate Yup aradan geçen 3 seneden sonra yine bildiğimiz gibi önündeki devasa deniz ürünlerine gömülmüş bir halde yemeğe devam ediyor. Üzerindeki kıyafetin ise kolları kesilmiş. Sanki bu videoyu çekmeden 10 saniye önce alelacele makasla kesilmiş gibi geldi bana. Videonun ilk dakikalarında arkadaşlar Kate Yup, "Buradaki tek kişi benim, başka kimse yok. Kaçırılmadım, işkence görmüyorum, yemek yemeye zorlanmıyorum. Bu dedikoduyu yaymaktan vazgeçin. Bana bakın, gayet sağlıklıyım, iştahım yerinde" yazan bir mesaj yayınlayıp bizleri sakinleştirmeye çalışıyor. Acaba gerçekten öyle mi yapıyor? Çünkü videonun ilerleyen dakikalarında, hatta ilerleyen saniyelerinde olanlar Kate Yup'un bu mesajıyla çelişiyor ve yine Kate Yup bazı sinyaller ve harflerle sanki yardım çağrısında bulunuyor. Bu mesajından sadece birkaç saniye sonra Kate Yup yediği şeyin ismini yazmış arkadaşlar. Raw salmon, yani çiğ somon yazıyor. Ve ondan sonra ilerleyen saniyeler içinde de fried shrimp sushi yazıyor. Baş harfleri büyük olan kelimelere bakın. Yine karşımıza SOS yazısı çıkıyor. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Kate Yup, gerçekten mi yani? Videonun başında bizlere başının dertte olmadığını, etrafında kimse olmadığını, yemek yemeye zorlanmadığını söylüyor ve sadece birkaç saniye sonra yine yediği yemeklerin ismini yazarken bilinçli olarak, bence bunu bilinçli olarak yapıyor, S, O ve S harflerini büyük olarak yazıyor. Kate hem "başım dertte değil" diyor, YouTube'daki bu harfler, el hareketleri, yardım çağrısı gibi gözüken şeyler tamamen tesadüf imajı veriyor. Seneler sonra son yayınladığı videoların açıklamalar ve mesajlar kısmına iyi olduğunu bahseden şeyler ekliyor. 3 sene sonra tekrar video atıyor ve ilk dakikalarında yine benzer bir mesajla karşımıza çıkıyor. Kate Yup'ın başı ya gerçekten dertte ya da bu iyi kurgulanmış bir oyundan başka bir şey değil. Dikkatimi çeken diğer bir konu ise arkadaşlar 3.49'da sanki kusacakmış gibi duraksayıp tekrar yemeye başlaması. Sonra da çiğnemelerine dikkat edin. Yemek yemekten çok ağzında geveliyormuş gibi ve asla zevk almıyormuş gibi. Ve tam 4. dakikada arka taraftan bir kapı kapanma sesi geliyor. Ama sadece birkaç dakika önce Kate Yup evde tamamen yalnız olduğunu ve etrafında kimsenin olmadığını söylemişti. Aynı zamanda videonun ilerleyen dakikalarında Kate yine dişleriyle ilgili bazı yorumlar yapıyor. Ama bu hatırladığım kadarıyla 3 sene öncesinin mevzusuydu. O zamanlarda da yemek yerken bazı dişlerini kaybetmişti. Şu anda da mevcut durumun devam ettiğini söylüyor. Bence enteresan bir durum ve videonun sonlarına doğru brokolileri çiğnerken, hatta çiğneyemiyor ve yutuyor ve onların çok sert olduğundan bahsediyor. Videoda dikkatimi çeken bir başka konu ise arkadaşlar 8. dakika 30. saniye civarında. Buraya da ekliyorum. Kate duruyor ve kafasını kaldırıp birine ya da bir şeye bakıyor ama bu kamera değil, yan tarafında ya da masanın arka tarafında olan ve titrermiş ya da onaylarmış gibi böyle hafif hafif kafasını sallamaya başlıyor. Acaba o dakikalarda videonun arka tarafında neler oluyor? Yani gerçekten bir şeyler oluyor mu yoksa biz mi çok paranoyaklaştık? O da bir soru işareti bence. 12:25'te ise arkadaşlar ne olduğunu tam olarak anlayamadığım bir ses duyuluyor arka taraftan. Yani bunun Kate Yup'tan gelmediği belli bu arada. Kate Yup ile ilgili teorilerin çoğunda iddia edildiği gibi etrafta biri var ve kendisine yemek yemesiyle ilgili komutlar veriyor falan demek istemiyorum. Ancak bu sesin Kate Yup'ın kendisinden de çıktığını düşünmüyorum. Ben sesin ne olduğunu ya da nereden geldiğini tam olarak anlayamadım. Siz de izlerseniz videoyu, ki büyük ihtimalle izleyeceksiniz. Fikirleri olanlar, düşünceleri olanlar varsa mutlaka yorumlara eklesinler. Arkadaşlar gerçekten ASMR mikrofonları o kadar hassas ki, hani biliyorsunuz benim de eskiden bir ASMR kanalım vardı. Yemek yemeyi çok sevdiğim için bir ASMR kanalı açmıştım. Ben mesela evimin en arka odasında video çekerken ön taraftaki bahçedeki çocuğun bisikletinin pedal sesini falan duyuyordum. Yani kullandığım mikrofon sayesinde. Gerçekten bu mikrofonlar çok hassas. Kate Yup her ne kadar etrafımda kimse yok, ben yalnızım vesaire dese bile mikrofonun arka tarafında nefes alan ya da bir şeyler fısıldayan bir insanın sesini duymamamızın imkanı yok arkadaşlar bu mikrofonlarla. Dolayısıyla durum böyle olunca ve Kate Yup'ta son videosunda gördüğüm kadarıyla bu iddiaları yine devam ettirdikçe hani yine insanların kafasında soru işaretleri oluşacak. Yine bununla ilgili çok fazla video çekilecek bence. Videoya devam edelim arkadaşlar. Videonun 9. dakikalarında ise Kate Yup pilav yiyor. Yüzündeki ifadeden belki ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü evet, birçok şeyi yedi kendisi bu kanalda. Hatta waffle makinesinde hayvan beyni bile pişirip yedi. Ama bu şekilde pilav yiyişine ben hiç görmemiştim. Belki de dikkat etmedim, bilmiyorum. Ama bana biraz iğrenç ve böyle aceleye gelmiş gibi geldi açıkçası. Sanki zorla yiyormuş veya yediği şeyden tiksiniyormuş gibi hissettim. İlk defa da Kate'in bir videosunu izlerken birazcık midem kalktı. Bilmiyorum, belki de dediğim gibi biz çok paranoyak olduk. Kızın her yaptığı hareket hani bize böyle batmaya ve garip gelmeye başladı. Bu arada sizlerden gelen bazı yorumlar da oldu arkadaşlar Kate'le ilgili. Bu arada Kate diyoruz ama isminin gerçekten Kate olup olmadığını da hani bilmiyoruz yani. Kate Yup sonuçta. Belki kadın bile değil, çünkü öyle bir iddia da var ortada. Hatta son videosunun altında eklenen bazı yorumlara da şöyle bir göz attım. Bazı YouTuber'ların, yani İngilizce değil ama İspanya tarafına, yani İspanyolca kanallardan dinlediğim kadarıyla, altyazılarını çevirdiğim kadarıyla çok fazla o taraflarda şey gibi bir düşünce var böyle, yani Kate Yup'ın gerçekten kadın olmadığı, bir erkek olduğu gibi bir hani söylenti var. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Bence kadın, yani ellerinin şeklinden, ağız ve hani görünen kadarıyla, yüz şeklinden anladığımız kadarıyla kadına benziyor. Ama tabii yine bilmiyoruz, dediğim gibi kendisi kimliğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. İsmini, ne olduğu, nerede yaşadığı, nasıl bir hayat sürdüğü vesaire tamamen biz takipçiler için bir soru işareti. Kate Yup video attıktan sonra 3 dakika sonra falan herhalde bir böyle benim hesabımda hem Instagram'dan hem de TikTok'ta böyle bir mesaj patlaması oldu. Ben de sizler sayesinde öğrenmiş oldum ilk etapta Kate Yup'ın video attığını. Teşekkür ederim bunun için. Bunun Kate olmadığı ve video çekenin başka birisinin olduğunu söyleyenler oldu aranızda. Ben biraz önce söylediğim gibi kendisinin yüz, el ve hani parmak şekillerinden ben eski Kate'e benzettim açıkçası. Başka birisi olduğunu düşünmüyorum ama benim şahsi fikrim. Video başında da söylediğim gibi kafasına böyle bu sefer hani sadece şuralarını örtmemiş burnu falan, tüm kafasına böyle bir eşarp gibi bir şey bağlamış. Aynı zamanda uzun kollu giymiş, yani eski videolarına kıyasla biraz daha farklı bir giyim tarzı var. Aranızda hani Kate Yup'ın kapanmış olabileceğini söyleyenler oldu. Tabii ki yani bu bir teori. Belki hep kapalıydı, yani bilmiyoruz. Ama sizlerden böyle mesajlar geldiği için hani bunu da burada belirtmek istedim. Olabilir yani, bu hani çok normal bir şey. Evet arkadaşlar, Kate Yup'ın son videosuyla ilgili gözüme çarpan detaylar bunlar. Lütfen ama lütfen siz de videoyu izlerseniz, ki bana zaten devamlı mesaj atıyorsunuz, sizden gelen teorileri de şimdi biraz önce söyledim. Özellikle aşağıdaki bu videonun altındaki yorumlara eklerseniz kendi düşüncelerinizi, işte ya da burada anlatmadığım gözden kaçan başka bir ses, başka bir detay, başka bir hani soru işareti, yardım çağrısı, Morse alfabesi vesaire hani herhangi bir şey varsa arkadaşlar lütfen bu videonun altındaki yorumlara ekleyin. Fikirlerinizi mutlaka belirtin. Gözümden kaçmış olan bazı şeyler varsa ya da Kate Yup ilerleyen süreçte video atmaya devam ederse tekrardan aynı konuyla ilgili ben de videolar çekebilirim. Ama benim şu andaki fikrim Kate'in video içinde de söylediğim gibi hem böyle Yani ben iyiyim, etrafımda kimse yok, tek başımayım, saçma sapan hani söylentiler çıkarmayın deyip ondan 10 saniye sonra tekrardan yazıların arasına SOS yardım çağrısını böyle entegre etmiş olması, yani S, O ve S harflerini bilinçli olarak, yani tabii ki bunu kendisi editliyorsa bilinçli olarak yerleştirmiş olması bana biraz açıkçası komik geldi. Ya Kate Yup bundan besleniyor ve hani bu şekilde videoların çok daha izleneceğini biliyor ki şu anda 2 günde şimdi gördüğüm kadarıyla neredeyse 400.000 izlenmeye ulaşmış. Gerçekten iyi bir rakam arkadaşlar. Ya bunu bilinçli olarak devam ediyor, ya bizimle dalga geçiyor, ya da bilmiyorum, başı gerçekten dertte. Gerçekten yemek yemeye zorlanıyor ama tabii ki 2-3 senede neredeydi onu da bilmiyoruz. Umarım yakın zamanda bunların cevaplarını bulabiliriz. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olup beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.